Masaya volkanını görmeden gitmek olmazdı. Nikaragua için çok önemli bir volkan. Çünkü hala daha aktif. Gündüz çok fazla lavlar görünmüyormuş. Gece daha iyi görünüyormuş. Burası bir milli park. Milli parkın içerisinde burada iki tane volkan var. Etrafında da işte volkanın patlamasından sonra kalan izler var. Bakalım, merak ediyorum nasıl olacak. Biz böyle motor kiralamıştık. 30 dolara motorla yukarıya kadar çıkıp izleyebiliyormuşuz. Gidiyoruz biz de. Şurada çıkan dumanları görüyorsunuz değil mi? Bir de şuradaki siyahlığı çok yakın bir noktadan izleyeceğiz. Çok kolay çıktık. Yollar çok güzeldi. Uzun da sürmedi. 1600'lü yıllarda patlıyor burası. 1670 ile 71 arasında. Hatta o zamanlar Mayalar burada yaşarken buraya cehennem ağzı diyorlarmış ve korkuyorlarmış bundan. Kendilerine bir şey olacak diye bir sürü adak adıyorlarmış. Hatta kız çocuklarını buradaki lavlara attıkları söyleniyor, adak adamak için, kendilerine bir şey olmasın diye. Öyle hikayeler var. Şimdi gidiyoruz. Merak ediyorum ben de. Şuradan duman çıkıyor. Şimdi biraz daha tepeye çıkacağım. Şuradan. Ufaktan bir lav görünüyor. Beş dakikadan fazla aşağıya bakmayın, gözlere zarar veriyor demişlerdi. Bu ağırlığı hissediyorum şu an gözlerimde, volkandan kaynaklanan. Çok bakmamaya çalışıyorum. Ara ara çekmek için bakıyorum, çok enteresan. Çok farklı bir yer. İlk defa yakından böyle bir yer görüyorum. Bakın, kuş seslerini duyuyor musunuz? Bunun içerisinde kuşlar yaşıyormuş. Yani bir volkanın içerisinde yaşayan tek volkanik dağ burası. Tabii gece lavları daha rahat görebilirsiniz dediler. Şu an sadece dumanı görüyoruz. Ama çok enteresan yakından görmek gerçekten. Bu park koruma altında. Çünkü burada iki tane volkanik dağ var. Biri aktif. Beş tane krater. Bir tane de lagün var. Ve tamamen volkanik bir arazi olduğu için buradaki bitki türlerini de inceleyebiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. Çok farklı bir doğası var. Hatta farklı bir koku da var burada. Şimdi biraz daha tepeden izlemek için burada bir gözlem noktası var. Oraya doğru çıkıyoruz. Bakalım bir de tepeden nasıl görünüyor diyeceğim ama asıl noktayı göremiyoruz. Şu tarafı görüyoruz. Her tarafa sıçramış volkan. Her yerdeler. Bütün arazide var. Çok güçlü bir volkanmış. Hatta tekrar patlarsa çok uzakta olan şehirleri bile yok etme gücüne sahipmiş. Denizin canı et tavuk çekmiş. Çünkü şu görüntü ona mangal hatırlattı. Şu an volkanı göremiyoruz. Sadece dumanı var. Oh, dumanı nerede görsek biliriz ki orada huzur var. Sesini duyuyor musunuz? Sanki böyle bir dalga sesi gibi geliyor. Burası bizim için güzel bir deneyim oldu. Yani volkan tabii aktif olduğu için böyle sürekli duman çıkıyor. Lavları göremedik.
Ama olsun yani, buna şahit olmak bile güzel. Daha önceden patlamış bir volkanın şu görüntüsünü görmek bile çok farklı, güzel bir deneyim. Tabii her an patlayabilir. Orası ayrı. Patlayacak mı diye işte, o yüzden hep örnek alıyorlarmış. Ülkenin vallahi birçok başkentine kadar her yerini etkileyebilirmiş patlarsa. Evet. Ama de 400 sene önce patlamış ya. Biz volkanın oradan çıktıktan sonra yağmur başladı. Bayağı da bir yağıyor. Şöyle arkamızda, biz de motorla olduğumuz için biraz da acıkmıştık. Böyle AVM tarzında bir yere geldik. Ve şu dikkatimi çok çekti. Böyle bir tatlı var. Herkes bundan yiyordu burada. Yanına bir de böyle kahve aldık. Yanına kaşık koymuşlar ama ben şöyle çabuk olsun diye ısıracağım. Hadi şaşırtsın bizi. Yine beğenmedi. Ben sana dedim ama eski yapamıyorlar dedim ya. Hayır, sıcak bekliyordum. Hayır, soğuk mu çıktı? Ya ekmeği bayat gibi ama içindeki ünlü güzel. Deniz... Bayat da ekmeğin içine sarılmış muzlu krema gibi bir şey. Size biraz hosteli göstereyim. İçeriden girdiğinizde sizi bayağı büyük bir alan karşılıyor, geniş. Ortada bir bar. Çalışmak için, takılmak için güzel, gençler için özellikle. Çok güzel alanlar yapmışlar. Mesela oyun odası. Böyle burada langırt oynayabiliyorsunuz. Hemen yanında kütüphane var. Sessizlik istiyorsanız. Buraya çekiliyorsunuz. Kitaplar da var. Ama benim en sevdiğim yer sinema odası ve kapalı. Neden hep göstereceğim her yer böyle kapalı oluyor bilmiyorum. Belki film izliyorlardır. Aynen. Film izliyorlarmış içeride. Kocaman bir beyaz perde var. Güzel bir alan orası da. Bir de bizim kurgularımızı yaptığımız alanı göstereyim size hemen. Şu an ben şimdi girmeyeyim ama alan bu şekilde. Kahve alabiliyorsunuz. Böyle güzel bir alan. Başka neresi kaldı? Mutfağı gösterebilirim. Şimdi oraya çıkalım. Mutfağa çıkarken de böyle bir havuz alanı var. Biz hiç girmedik. Biraz kirli gibi geldi bize. Ama insanlar bayağı güzel vakit geçiriyorlar orada. Şimdi mutfağa çıkalım. Mutfak alanı da bu şekilde. Böyle masamız. Biz tabii burada hiç yemek yapmadık. Geldiğimizde bayağı dağınık ve kirliydi ama şimdi toparlamışlar. Çok yoğun bir kalabalık vardı biz geldiğimizde. Burada da yiyebilirsiniz. Gece buradaki ışıkları açıyorlar. Çok tatlı oluyor. Odaları göstereyim. Şöyle bir oda var mesela. Sadece iki tane yatak var. Küçük bir oda. Bunun fiyatı tabii daha uygun oluyor. Bizim kaldığımız oda ise en azından ışık giriyor. Banyosu da var. Güzel. Ve tabii böyle büyük bir penceresi. Odadan balkon manzarası da böyle görünüyor. Şu şekilde. Her yer böyle tek katlı olduğu için apartmanlar olur ya, arasında kalırsınız. En azından gökyüzünü görebiliyorsunuz. Normalde biz bu hosteli çok tercih etmiyoruz gezdiğimizden bu yana. Her yerde Serena'yı gördük. Yani bu hostelin adı Serena. Birçok yerde var ve en turistik, en özel yerlere yapmışlar bu binaları. Normalde hostel mantığı nedir? Uygun olmasıdır değil mi? Serena hostelleri, bunun fiyatı biraz yüksek. Ve odaları, çantamızı koyacak bir yer bulamadığımız için çok dağılıyor eşyalarımız. Ama zaman geçirecek yerleri çok iyi yapıyorlar gerçekten. Vergiler dahil şu anda 35 dolara falan kalıyoruz 2 kişi. Tek kişilik odaları da var. Yani tek kişilik dediğim 6 kişinin kaldığı böyle odalar da var yukarılarda. Onlar da muhtemelen 15 dolar kişi başı, öyledir. Biraz yüksek yani fiyatları. Bunların ikram olduğuna inanabiliyor musunuz? Allah Allah, hiç yapmazlar normalde. Tam gideceğimiz gün. Ben bunlarla doyarım zaten. Ekmek, salata, bir de salata da kocaman. İlk defa böyle bir şey yaşıyorum, şoktayım yani, o yüzden çekmek istedim. Makarna yiyoruz şimdi.
öncesindeki gelen ikramdı. Buna tam 9 dolar vereceğiz. Makarna güzel ama Deniz, sence 9 dolara bir makarna yemek seni incitiyor mu? Başka yer olsa geleceğiz de yok yani. Her yer bu şekilde. Evet. Tüm menüler dolar. Costa Rica pahalıydı. Koşa koşa Nikaragua'ya geldik ucuz olacak diye. Burada daha fazla harcıyoruz şu anda. Nikaragua'nın bu kadar pahalı olmasını hiç beklemiyordum. Costa Rica ile bana göre aynı şu anda. Aynı. Bakalım inşallah bundan sonra başkente gideceğiz Nikaragua'nın. Burası daha pahalı olacak. Bakalım nasıl olacak. Hostelimizden çıktık. Güzeldi ya. Granada'yı sevdim ben. Böyle küçük tatlı rengarenk evlerin olması hoştu. Kaldığımız yer de çok güzeldi, direkt parkın önü. Böyle arkamızda dışarıdan görünümü. Şimdi biz çantaları taktık, yine yollara düşeceğiz. Bu sefer Nikaragua'nın başkentine doğru gidiyoruz. Belki oradan da videolar çekerim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Daha çok güzel videolar gelecek çünkü. Herkese Nikaragua, Granada'dan selamlar.